Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Cümle çevirisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 547'de kalmıştık. Just think that in 5 minutes you will be at the bottom of that water. Burada iki cümle var. İlk önce bunu çevirelim. Just, hani sadece diyebiliriz böyle. Think, düşün. Yine that var arkadaşlar. That'ten sonra şu yazan şeyi düşün diyor. Neymiş bu? In 5 minutes. 5 minutes, dakika. 5 dakika içerisinde you will be, olacaksın. Nerede? At the bottom. Bottom arkadaşlar altında demek. Of that water. O suyun altında olacaksın. Yani sadece işte 5 dakika içerisinde o suyun altında olacağını düşün. In 5 minutes diye bir de tekrar burada vurgulamış. 5 dakika içerisinde. You have family, I suppose. Suppose yine burada zaten bu kitabı nasıl oluşturduğumda size söylemiştim. Bir kelime eklenince o kelimeye sahip cümleler sıralanıyordu. Burada da yüksek ihtimal suppose kelimesi eklendiği için burada var, burada var, bu cümlede de var. Bu şekilde devam ediyor. Yani burada işte yine sanırım, I suppose, sanırım ailem var. Ve burada I suppose'u başa da alabiliriz. I suppose you have family. You have family, virgül, I suppose da yine aynı anlama geliyor. İşte ailem var, sanırım diye de burada söylemiş. Who is it safe to take? Burada arkadaşlar yani safe güvenli demek. Take de almak. Hani kimi almak daha güvenli gibi düşünebiliriz burayı. Ask Dick. Dick diye birisi var. O soruyor. Kimi almak daha güvenli diye soruyor. I suppose I must have a servant. Bak burada I suppose'u başa almış. Buradaki gibi değil. Yani sanırım I must, malumeli, have, sahip olmak. A servant, servant da hizmetçi. Yani sanırım bir hizmetçi sahibi olmalıyım. Yani sanırım bir hizmetçim olmalı diye de çevirebiliriz. The man was on top of the iconic building for about an hour, while people on the ground watched and took pictures before being moved away by police. Bu da güzel uzun bir cümle. The man, adam, was on top of the iconic building. Burada top bir şeyin üstünde demek. Neyin üstünde? Iconic. Bir ikonik demek. İkonik bir binanın üzerindeymiş adam. Ne kadar süre boyunca? For about an hour. Yani bir saat yaklaşık. Burada about yaklaşık demek. Yaklaşık bir saat boyunca ikonik bir binanın üzerinde olan adam. Yani adam yaklaşık bir saat boyunca ikonik bir binanın üzerinde. Bir de while var arkadaşlar. While'dan sonra normal cümle oluyorken, yani şunlar oluyorken adam bunu yapıyor. Ne oluyorken? Aynı zamanda ne oluyormuş? People on the ground. Ground yer demek. Yerdeki insanlar. Özlemimiz burası. Watched. Watch burada izlemek demek. İzleyip took pictures. Burada took taking geçmiş hali. Picture da resim demek. Yani resim çekerken. İnsanları izleyip resim çekerken bu oluyor. Ne yaparken insanlar resim çekiyormuş? Before, bir şeyden önce. Being moved away by police. Burada yine pası var arkadaşlar. Move away. Move burada hani eve götürülmek demek. Uzaklaştırılmak. Kim tarafından? By police. Polis tarafından götürülmeden önce. Kim yani? Adam. Bu çatıdaki kişi polis tarafından götürülmeden önce aşağıdaki yerdeki insanlar izleyip fotoğraf, resim fotoğraf çekerken adam İkonik binanın üzerinde yarım saat, yani bir saat boyunca, yaklaşık bir saat boyunca durmuş. Yani bir saat boyunca oradaymış gibi bu cümleyi çevirebiliriz. Yine güzel bir cümleydi. Anlamadığınız yerler olsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Yine diğer videoda da şu 3 cümleyi çevireceğiz. Haydi görüşürüz. Bye bye.